من هو أول من رصد الكواكب؟ أو يوك قرأ الكتابة olur mu؟ Bilmiyorum ha olabilir tabii ha harika yani bir fiil gelecek. El kitabete ev vada al e'dade. Efendim. Ha tamam olur. Vecede buldu. İhtira icat etti. İnkeşefe. Hayır keşfetti değil. Keşfedildi. Efendim. İrtecele. Yani irticalen evet hazırlıksız yaptı bir işlemi konuştu. İstabaga boyadı. 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 Aha. Hangisi? Dur. İnki efendim icat etti demek evet. Hangisi? Evet belli. Efendim. Yıldızları gözlemleyenlerin, yazıyı icat edenlerin, sayıları koyanların, bulanların ilki kimdir? Ya da bunu ilk kim gözetledi, icat etti, koydu diye tercüme edilebilir. Evet, evet. Tabi icat ediyorsun yani yok. Men kasteme senete ile eşhurin vel eşhura ile evet. Kasteme yukasteme taksim. Evet. Evet seneyi kim aylara ayları da bakalım bakalım. Hepsi haftaymış zaten. Hangisi olacak ama? El usbu mu? Sebat eyyem mi? El hesabi? Yani burada bakınız tekil olan var, çoğul olan var. El takılı olan, el takısız olan var. Şimdi ama bak bak madem yapıdan gideceğiz burada şuna dikkat edin. Es senete ile eşhurin vel eşhura ile evet. Evet burada hocam eşhur aylar demek ama yalın olarak gelmiş el takısız filan yılı aylara ayları esabi'a evet hafta demek. Bu gayrimunsarif olduğu için fetalı. Evet bak gayrimunsarifin fetayla mecbur olduğunu bilmeyen bunu çeldirici sayar. Onlar koymuş. Ben bir şey yapmıyorum. El hesabi kelimesini alır. Diyeceksin ki el hesabi koysak ne olur? Yapı bozumu olur. Yani burada bakınız marifeyi nekraya doğru geçiş yapmış. Marifeyi nekraya doğru. La hilafe fi enne şarka ile tedvinel ilmi minel garbi. Tedvin yazmak, oluşturmak demek. Efendim. Doğunun nokta noktada batıdan işte ilmi yazmada bilmem ne olduğu konusunda bir anlaşmazlık, ihtilaf yok. Daha önce. Ha. O zaman inelim. Peki. Bir, iki, sağda. Erfa daha yüksek. Eftal daha üstün, daha iyi. Esra daha hızlı. Emher daha maharetli, becerikli. Esbak daha önce evet. Daha önceden hatırlar mısınız bir fiil geçti. Sebaka ile diye. Evet. Sebaka en ketebtu. Ha bu ne demek? Sebaka en ketebtu. Yok. Sebaka en ketebtu. Yok, bunu biçimsel açıdan değerlendirdiğimizde enketeptu sebaganın faili. Yazmıştım. Evet, daha önce yazmıştım. Enketeptu burada sebaganın faili. Yani yazma eylemim daha önceden oldu demek. Ama biz Türkçe böyle demiyoruz, daha önceden yazmıştım diyoruz. Çok enteresan bir yapı. Sebaga
Normalde ile ile geliyor. Bak, sebaka ile, mesela ile kitabeti dersi, ders yazımını geçti. Yani başkasından önce geçti gibi. Ya dersi ilk yazdı veya daha önce yazdı demek. Sebaka ile kitabeti ders. Sebaka ile ziyareti Hasan mesela. Hasan'ı daha önce ziyaret etti. Ötekilerden daha önce. Burada da Sebaka en ketebtu daha önce yazdıydım. Sebaka ile ötekileri bu konuda geçtim. Yani onlardan daha önce yaptım. Burada da ilenin gelmesinin sebebi o yüzden. Yani burada şöyle de diyebilirdi. Fi enne şarka sebaka ile tedvinin ilim diyebilirdi. Esbak diğer fiil yapar. Esbak nedir? O da ismi tafdiridir. Sebaka ile evet. Hepsi şarkın ennenin haber olurdu. Efendim Doğu'nun Batı'dan daha önce ilmi tedvin ettiği konusunda bir ihtilaf yok. Anlaşmazlık yok. Fakat burada efendim bir fe ile daha önce söylediğini delillendirmeye çalışacaktır. Nazamel meşarikatu şiara. Meşarika evet. Hanabile gibi. Hanbeliler diyoruz ya. Doğulular şiiri nazmetti. Evet, yazdılar. Şiiri nazmettiler. Ve alecu el emrada. Hastaları tedavi ettiler. Ve eşeraya. Evet. Yasaları koydular. Evet, yasaları koydular. O da olur şera. Efendim şera zaten hüküm koymak demek. Bakalım. Essesu tesis ettiler, kurdular. Gattemu takdim ettiler, sundular, verdiler. Resemu çizdiler, resmettiler. Sadaru yok. Hayır. O astara. Bu sadaru çıktılar demek. Ortaya çıktılar gibi. Sadır olmak. Astara olsaydı olurdu. Efendim. Çünkü evet istar. Ya da bu sattaru olur. Hocam sattaru olsaydı ne olurdu? Yok. Çıkarttılar da bunun başka bir günümüzde kullanılan anlamı var. Sattaru ennıft mesela. Petrol. Yok. Yok, yurt dışına çıkarttılar. İhraç etmek. Tasdir. Bildiğiniz bir kelime. Evet. Bunu ya onu çağrıştırmak için kullandılar ya da estara hani sadara aslında çok hemen çağrıştırıyor ama astara değil bu. Sadara. Sadara sadır oldu, çıktı. Değil mi? Mesela bir kitap çıktı piyasaya. Orada sadara dersiniz. Sadara efendim kitabın cedid. Efendim. Ama astara olur. Bilmem Hasan yeni bir kitap bastı anlamında, çıkardı anlamında olur. Efendim. Ya da yeni bir kanun çıkardılar astara. İşte vada koymak demek efendim. Ben bu vada ile ilgili daha önce söylediysem tekrarlamış olacağım ama kusura bakmayın hem de komik. Vada vadaat el ummu binten. Evet bakın burada vada doğurdu anlamına geliyor. Zaten Ya. kullanıyor da hamile vazo etti. Kullanılıyor mu? Ha. Vadaat ettececeto baydan. Yumurtladı. Vadal alimu kitaben. Evet, telif etti anlamında. İşte ya yani tabii ki tabii ki ben hem yazıyorum hem yazıyorum hem konuşuyorum. Efendim. Ha ama ha işte ötekini evet. Şimdi Laz demiş ki Gale Lazun. Laziyun, lazım. Evet. Ene la ufekkiru ve ene ergusu. Ne demek bakalım? Yok, yok, yok. Hocam. He? Ha, düşünemem diyor. Evet. Evet, dans ederken efendim düşünün. Ha, onu evet. Evet. Bunu Laz demiyor tabii. Bir tane romanın adı da dans ederken düşünemiyorum diye. Efendim ben
Tabii bilmeyince biz ya hocaya ya da Laz'a isnat ediyoruz. Hocam görüyor musun? Tenezele. Evet. Tenezele an ne demek hocam? Tenezele an. İşte bunun ama şeyi var. He? Feragat etmek hocam. Feragat etmek. İşte diyor. Yok, feragat ediyor. Görevinden feragat ediyor birisi için. Tamam diyor, ben efendim feragat ediyorum diyor. Evet tamam, bu görev sen gel diyor. Hani şey diyorlar ya, efendim dört tane çocuğu olan, pardon, dört tane çocuğu var. Dört tane de efendim şeker var mesela. Varsa diyor, anne perhizdir diyor. Öyle bir şey var ya, efendim. Ha, öyle demiş, tamam mı? Ana demişler, şimdi dört tane şeker var. Biz de dört kişiyiz. Sen ne yiyeceksin demişler. Ananız ne yesin? Anne? Yok yok. Ananız dert yesin, yarımdan iki, dört yesin gibi. Sekiz çocuğu varmış da, ha, öyle demiş. Evet. Evet, yumurtaydı o, şeker değildi de. Efendim, bakalım hangisi hocam? Evet, valla eşeraya kanunları koydular ve rasadul kevekibe, yıldızları gözlemlediler ve ayyenu emekinehe, yerlerini tayin ettiler vel garbu fi gafletin. Bak bak bak, bu da hangi öge? Hali ögesi. Evet, yani batı bir gaflet ve nokta, koyu bir bilmem ne içindeyken İşte efendim doğulular şiir nazmetti, hastalıkları tedavi etti, kanunları koydu, yıldızları gözetledi, efendim yerlerini de belirlediler. Efendim. Zalem. Zalem ne? Karanlık. Nevm, uyku. Gamik, koyu, evet. Zifiri, umk, derinlik, beliye, bu da bela, musibet. Ya ce ya de. Şimdi senin, şimdi gamik kelimesi çok hoşuna gitti. Ki terkip içindeki yerine bakmak lazım. Demiz. Karadan eldim işte. Tamam da, Gamik de zaten nitelik bildiriyor. Demiz de nitelik bildiriyor. Burada mevsufa ihtiyacımız var. Tamam işte. O zaman elinden mi kullanacağız? Yok yok. Demiz nekra. Demiz. Demizle gamik yakın birbirine. Ha? Yok. Tam eliflamlı olması lazım abi ya. Eliflamlı olursa sıfatı da marif olması lazım. Hocam gamıkla demiz aynı. Tabi. O zaman abi beliye beliye. O zaman demiz şeklinde müennes olurdu. Hocam valem. Evet. Aslında o kalıp ya. Tabi. Yani bu karanlıkla falan hep karanlık çağırıyor. Ne? O umk. Umk derinlik demek ve el takılıdır. El takılıdır. Sıfat dört açıdan mevsufunu uyar. Demiz işte koyu, zifiri anlamında. Efendim zalemin demiz. Yani zalemin gamik anlamında. He efendim. Yani batı gaflet ve efendim derin bir koyu bir karanlık içindeyken, evet. Burada efendim
Şunun hepsi tabi atıf grubu ve hal cümlesi. Efendim onu söyleyelim. Değimiz mevsufuna dört açıdan uyar. Bunu da tekrarlamış olalım. O zaman bitmiş. Tabi tabi. Şimdi burada zalem kelimesini şununla karıştırıyoruz hep. Ben mesela böyle bu soruyu hazırlasaydım şöyle bir gıcıklık yapardım yani. Bir zalem koyardım, bir de muzlim koyardım. İkisi arasında, ikisi de Türkçe'de karanlık demek ama Türkçe'de evet ama karanlık demek. Zalem o da karanlık demek. E peki hangisi olacak? Zalem olacak. Çünkü zalem karanlık demek ama hocam bu bir karanlık isimdir. Sıfat değil. Oysa muzlim bu da karanlık demek fakat sıfattır. Evet. Şimdi bu burada peki muzlim deyimiz olur mu? Olmaz. Çünkü sıfat olmaz. Efendim. Bu nitelik bildiriyor. Benzer bir durum efendim. Müzdahim ne demek? Kalabalık demek. Harika. Kalabalık demek. İzdiham o da kalabalık demek. Şimdi sorum şu. Efendim eşyari şedidun. Buyurunuz. Bu cümledeki boşluğu doldurunuz. Ya bu kalabalık ya da bu. Hangisini kullanacağız? Kesinlikle. Ben de hocam fikrindeyim. İzdiham olmak zorunda. Evet. Şedidun haberdir. Evet. Şimdi burada izdiham gelir. Tamam. Bunu bir yazayım. İzdiham. İzdiham işareti. Yani burada caddenin kalabalıklığı kastediliyor. Kalabalıklığı kastediliyor. Peki şunu sorsam acaba ne derim? Müzdahim-ü şer'i yok. Yok yok. Müzdahim-ü şer'i efendim. Ne anlama gelir? Cümle kuramadım da yani Türkçesini zihninde oluştur. Kalabalık çarşı. Yok, kalabalık çarşı değil. Kalabalıklanmış. Yani bunun nekrası. Yani çakma izafet var burada. Güzel yüzlü gibi. Yüzü güzel gibi. O zaman anlamı ne bunun? Yok hocam. Yok hocam. Vallahi değil. Caddesi kalabalık olan demek. Kalabalık caddeli bir şehir. Caddesi kalabalık olan. Çakma izafet. Yani güzel yüzlü gibi. Yüzü. Evet. Evet. Öyle yaptık işte. Muzdahim işari. Şimdi. Yok. Yok hocam. Kalabalıklığı dersen mastarlaştırmış oluyorsun. Bu nitelik bildiriyor. Kalabalık caddeli demek bu aslında. Güzel yüzlü kalabalık caddeli. Hayır değil işte. Ya Cemilül Veçi'yi burada bak işte burada Cemilül Veçi'yi şu anlamda unutmayın. Güzel yüzlü ya da yüzü güzel. Bunu asla unutmayın. Buna uydurmaya çalışın. Yani caddesi kalabalık ya da kalabalık caddeli. Ha. Böyle dersen olur. Hocam bu bir bütün olarak nitelik bildiren bir yapıdır. Oysa az önce hocamın da söylediği şu izdiham-ı şari nitelik bildirmez. Caddenin kalabalık olması demek. Kalabalıklığı. Bu çok farklı. Mesela muzlim ve zalem. Lütfen onlara da dikkat edin. Şimdi benzer bir durum. Berit örneğin bu üçüncü örnek olacak. Berit soğuk demek. Efendim Bert
Ulan bu da soğuk demek ama ikisi birbirinden farklı. Peki şöyle bir cümle kurmanızı istiyorum. Sivas'ın soğuğu efendim serttir, şiddetlidir. Evet, harika. Berdu Sivas şedidun. Peki efendim Beridul mekan desem ne anlamı çıkar? Soğuk mekan değil. Hayır. Ha. Soğuk mekanlı. Soğuk mekanlı. Mesela soğuk mekanlı. Evet. Çakma izafet hocam. Güzel yüzlü ve yüzü güzel. Bunu hocam cebe koyup gerektiğinde çıkarıp kullanmak gerekiyor. Mesela efendim gani yüz zevci ne demek? Evet. Kocası zengin. Zengin kocalı demek. Hocam müthiş bir şey. Peki Cemilül Karyeti ne demek? Güzel köylü. Köyü güzel olan demek. Ama ben burada köyden kastetmiyorum ha. Amacım köy değil. O güzel köye sahip olan kişi. Ondan bahsediyorum. Evet. Çok yerde bu yapıları gördüm. Bunu da belirtmiş olayım. Ha, bu da mı bitti? Tamam. O zaman bir sonrakine bakalım. Fakat esbetet dirasetun kebiratun ennel eraka kad yezidu eydan min hataril isabeti bil ezematil kalbiyeti. Ezme, ezemet, kriz. Evet. Kalp krizlerine. İsabe bil ezematil kalbiye. Evet, kalp krizlerine maruz kalma, kalp krizlerine yakalanma tehlikesi ya da riski. Evet. Kat yezidu eydan min hatar el isabe. Artırabilir. Evet, arttırabilir. Evet, arttırabilir de arttırabilir. Buradaki erak kelimesi yok, o arak. Aynen. Efendim. Bu ise Erak. Şey, uykusuzluk hocam. Uykusuzluk problemi. Evet. O senin sanırım rikka kelimesi. Rakıyık. İnce, zarif, kibar gibi anlamlara geliyor. Araştırma. Büyük bir araştırma. Uykusuzluğun efendim kalp krizlerine yakalanma riskini de artırabileceğini ispatlamıştır, ortaya koymuştur. Şimdi burada F ile başlıyor cümle. Demek ki öncesinde bir şey söylemiş, bunu desteklemek için efendim evet ya da örneklendirmek için F kullanmış diyebiliriz. En çok ben bunu fark ettim. Ha? Ha tabii ki olabilir. Şart edatı ve fiili olursa. Bakalım. Eşarel müşerikune ile ademe husulihim ala kıstın kafin minen nevme fistitla'i ra'yin. Efendim istitla'a efendim öğrenmek istemek demek. Görüşünü almak demek. Efendim görüş alma konusunda efendim katılımcılar görüş alma, belki de beyan etme desek daha iyi olacak ama görüş alma konusunda yeterince uyku elde edemediklerine işaret ettiler. Hasal ala bir de adem var ama. Efendim, husuluhum ala kıstin, kıst miktar, pay, efendim, alamadıklarına işaret ettiler. Katılımcı. Şimdi mesela anket uyguluyorsun ya. Efendim sen diyorsun ki efendim bu konuda ne düşünüyorsun? O da diyor ki ben yeterince uyku alamadım ki diyorsun. Sen benim fikrimi soruyorsun. Müşerik de burada katılımcı demek. Katiyekunu
Men yu'anun min ittirabatin fi'n nevmi. Evet. Huzursuzluk diyebiliriz. Uykuda huzursuzluk sıkıntısı çekenler. Kat yekunu yetekallabuna ala cunubihim mu'zamel leyali. Evet, gecelerin büyük kısmında efendim sağa sola dönüyor olabilirler. Evet, kat yekunu yetekallabuna. Tekallabe efendim alt üst olmak, efendim dönmek demek. Evet. Min el mutavakka ane yuani min ile kullanılıyor. Sıkıntısını çekmek. Efendim. Evet. Min el mutavakka icra'ul mezidi min el ebhati litteekkudi min intibakin neteyici ala muhtelifi gıtaati sükkani. Evet. O beklenmektedir. Umulmaktadır. Efendim. Bu yüklem evet direkt master gelmiş. Evet, müevvel master değil de sarı master gelmiş. İcra el mezid min el ebhas daha çok araştırma yapmak. Yapılması beklenmektedir. Li teekkut bir şeyden emin olmak. Efendim min intibak neteic ala muhtelifi kıtaati sükkan. Farklı kıtaat aslında kıta sektör demek. Efendim hani kıta ezdiraati diyor ya. He? Yerleşim değil bu. Sekin bunlar. Çolu çürükken. Yani ha oturan yani burada sektör demeyeceğiz. Kesim diyeceğiz. Efendim. Ama kesimin İngilizcesi sektör biliyor musun? Sektörün Türkçesi efendim biz tüm sektör olarak kullanmışız. Efendim. Evet, nüfusun farklı kesimlerine evet uyup uymadığını, sonuçların nüfusun farklı kesimlerine intibakından uyup uymadığından emin olmak için daha çok araştırma yapılması umuluyor, bekleniyor. Beynema temme fil madi rastu nev'in minel irtibatı beynel isabeti bil erakil müzmin vel isabeti bil iktiyabi vel kalaki. Efendim. Şimdi temme fiili var burada. Sonra da bir mastar gelmiş. Rastu nev'in diye. Rast gözlemlemek demekti. Yani burada temmeyi unutup gözlemlendi anlamı verebiliriz. Efendim. Geçmişte müzmin evet. Müzmin uykusuzluk hastalığına yakalanmak ile evet kronik uykusuzluk hastalığına yakalanmak ile İşte strese yakalanmak, stres hastalığına yakalanmak arasında evet. Şimdi burada nev'un minel irtibat. Buna ne deriz? Bir tür bağlantı. Temme. Gözlendi. Şimdi bunu beynemadan sonra düşünün. Gözlemlenmişken daha uygun. Beynema hocam kendisinden sonraki bu cümleyi ne yaptı? Zarflaştırdı. Ve bu bir efendim lemme, indeme, heynema yok. Bunun ana yargısı şu an yok. Olabilir bilmiyorum ama şu an burada asıl yargı yok onu söyleyeyim. Efendim burada yargı yok onu diyeyim. C'de yargı var. Efendim şimdi E'ye bak. Minel taruri icra'ul mezid minel tıraset li fehmi mede te'siri nevmi alel kalbi. Bu da yukarıdaki
minel mutavakka yapısında olduğu gibi efendim haber müptedadan oluşur. Efendim, evet. Uykunun kalbe ne kadar etkili olduğunu anlamak için daha çok araştırma yapılmalı. Yapılması gerekir, zaruridir. Evet. Uykunun kalbe olan ne kadar etkili olduğunu öğrenmek için daha çok araştırmanın yapılması zaruridir. Efendim, buyurun. Bu, siz düşünün, bu arada ben bir bilgi vereyim, kullanımdan bahsedeyim. Şimdi Ali sınıfta. Efendim ben bahçede dolaşıyorum. Şimdi burada iki tane cümle var. Bunu tek cümleye dönüştürelim. Cümlenin birini zarflaştıralım. Ne deriz? Dolaşırken bahçede Ali sınıftaydı. Efendim hani yani birisi efendim böyle bir durumdayken diğeri de böyle. Efendim. Ha ya da Ali sınıfta iken efendim ben bahçede dolaşıyordum gibi bir anlam verebiliriz. İkisini birleştiriyoruz. Hangisini zarflaştırmak istiyorsak beynama getiririz. Tabii asıl yargımız önce ya da en son söylenebilir. Mesela Aliyun fissaffi. Ali sınıfta. Beyneme etecevvelu fişari. Fil hadigati. Ya da aynısını tam tersine yaparız. Asıl yargıyı bunu yaparız. Efendim beynemayı da bunun başına koyarız. Yani Ali sınıfta iken efendim ben bahçede dolaşıyorum. Ha, beyneme hem fiil cümlesinin hem isim cümlesinin başına gelir. Efendim, peki diyeceksiniz ki beynema'nın yerine haynema getirsem ne olur? Şimdi haynema dığında tamam o da zarflaştırıyor. Evet, yaygın olarak fiil cümlesinin başına gelir. Efendim, eğer isim cümlesini zarflaştırmayı istiyorsanız beynema'yı tercih etmek yerinde olur. Ha, ben burada beynemeyle ifadenin de kendisinden sonrakini yargılaştırdığını zarflaştırdığını dolayısıyla burada yargı olmadığını söylemiştim. Nitekim bu beynemalı ifadede mevcut haliyle bir yargı söz konusu değil. Ha diyeceksiniz ki ötekiyle birleşirse yargılı olur. Olur ben ona bir şey demiyorum. Şurada F'nin kullanılması da efendim zorunlu değil onu da söylemiş olayım. Daha çok araştırma yapılmalı, yapılması beklenmekte. Daha çok araştırma yapılması gerekir, efendim. Efendim, burada da katılımcılar, burada B'de, efendim. Uykuda huzursuzluk çekenler, efendim, gecenin çoğunda yanı başlarında bir sağa bir sola dönebiliyor olabilirler diyor. Şimdi bu diyor, katılımcılar şuna işaret ediyor. Biz yeterince efendim uyku elde edemedik görüş beyan etmek için. Efendim. Mesela diyorlar ki, Ali hocam bu konuda ne düşünüyorsun? O da diyor ki ben bu konuda görüş beyan edecek kadar yeterince uykusuz değilim. Uykulu değil. Aklım başımda değil. Evet.
Şimdi ha ben bilmiyorum. Şimdi şimdi 2012 şuydu galiba. İlkbahar mı bu? Şimdi siz bakmamanız lazım. Şey. Tamam hocam ben bir bakayım. Kaçıncı soruydu ki? Vallahi ya. Efendim ona da bir bakayım. 25.'si. 25D diyor hocam. De. Kalp efendim krizlerine yakalanma tehlikesini, riskini efendim uykusuzluk arttırıyormuş. Efendim öte taraftan da zaten bu kronik uykusuzlukla efendim ne dedik? Stres arasında bir tür bir bağ olduğunu da efendim daha önceden gözlemlenmişti. Bak Eydan da var. Bak hiç dikkat almıyoruz mesela. Bakınız işte bu Eydan. La efendim evet kaynaklar onun doğum tarihini işaret etmiyor. La tuşhirul masadir ve tarih-i mevlid. Evet. Deniliyor ki o efendim yüzlüklerdendi. Uzun ömürlülerdendi. Muammer denilince efendim bir yok uzun ömürlülerden biriydi. Evet. Yok şimdi ben tam innehu diyor ya deniliyor iki nokta üst üste o uzun ömürlülerdendi efendim. Leyset ledeyne malumatun tedullu ala meskati ra'sihi. Başının düştüğü yere delalet eden bilgiler yok. Efendim doğum yeri demek. Maskat, ra'sihi, başının düştüğü yer. Efendim. Efendim bu mübteda leysenin eden bilgiler elimizde yok. Evet, burada kaynaklar diyor doğum tarihine işaret etmiyor. Burada da diyor ki bak aynı anlama gelen değil. Boşluğu dolduruyoruz. Efendim doğum yerini gösteren bilgiler elimizde mevcut değil. Aynı şeyleri söylüyor gibi neredeyse. Arada sadece tek fark var. Birisi tarihi, birisi de yeri. Evet. Tedarabetil ara'u havle mevtinihil asli. Tedaraba birbiriyle vuruştu, çelişti demek hocam. Fikirlerin, evet, fikirler, efendim, evet. Onun ilk yurdu konusunda fikirler birbiriyle çelişti. Efendim. Ne'tekidu ennehu absara nura fi matla'il karnil hali. Onun içinde bulunduğumuz yüzyılın başında ışığı gördüğünü ne inanıyoruz. Tabi doğduğuna denilebilir efendim. Yok bu boşluk doldurma eş anlamlı yapıyı bul demiyor. Dur bir de şunu da okuyalım. Fakat diyor ve lakin yüstentecu bi ennehu vulide senete miyeteynil hicreti. Fakat efendim onun evet hicri 2. yüzyılda doğduğu sonucu çıkarılıyor. Sonucuna ulaşılıyor. Varılıyor. Efendim. Valla işte olabilir. Ama yani cümle şuradan da tamamlanıp daha başka bir cümle geliyor. La tüşür mesal illa tahmin verdiği ve yukarı yani doğum tarihini bilmiyoruz ama deniyor ki bu uzun ömürlü olanlardandı. O zaman
ya A diyeceksiniz ya E diyeceksiniz. Yani burada doğum tarihi diyor. Ben bilmiyorum. Ben efendim cümleleri okudum. Sizin fikrinizi alacağım. Doğum yeri. Evet. O zaman sonradan bakalım mı? Şimdi mi bakalım? Ya şimdi bak. Kaç? 26 mı bu? Efendim E diyor. Tabi mana yani işte tabi. Karrabahul meliku ve takazahu celise ve nedimen. Ha celis ha nedim. Bunlar birbirine yakın anlamlar. Efendim. Yok karrabahu hocam. Evet kral onu yakınlaştırdı. Yani kendine yaklaştırdı. Onu hizmetçi değil ha sohbet arkadaşı. Nedime mi diyoruz biz? Efendim evet. Onu Nedim'i haline, yani sohbet arkadaşı haline getirdi. Hocam daha çok yakışıyor. Evet. وَجَعَلَهُ ve onu efendim en yakın Nedim'elerinden biri haline getirdi. Efendim. Yani bilmiyorum. بِغَطِّ النَّظَرْ اَمَّا كَانَ بَيْنَهُمَا مِنْ مَوَدَّتٍ بِغَطِّ النَّظَرْ neydi? Görmezden gelmek. Evet. Göz kısmak demek. Görmezden gelmek. Evet. Yani aralarında ki sevgiyi dikkate almadan efendim diyor. Almaksızın. Fe emere bi nefi evet bir sebebi tuhemin bu cihet ileyi. Tuhme tuhem. Suçlama. Evet. Tuhmet suçlama demek. Kendi ona yöneltilen suçlamadan dolayı sürülmesini emretti. Hocam nefe olumsuzlamak demek. Kişiyi olumsuzlamak sürmek anlamına geliyor. Ülke dışına mesela veya şuraya buraya göndermek gibi. Sürülmesini emretti. Afe anhu onu affetti. Şeritata en la yüşerke fil muamerati. Muamerata katılmaması şartıyla. Şimdi muamerat ne? Arka planda efendim iş çevirmeye çalışmak. Komplo. Evet komplolara katılmama şartıyla onu affetti. Kâne beyne münâdimî el meliki şuarâ'u ve zurafâ'u ve kuttâbun. Ne? Efendim evet krala nedimlik yapan gibi yani kralın sohbetlerine katılanlar arasında şairler, efendim kibar insanlar, efendim ve katipler var. Bu şuara, zurafa ve kutteb kânenin öznesi ismi. Vallahi. Ama burada B olsaydı Yüksel Hocam aralarındaki efendim düşmanlığı görmeksizin deseydi değil işte sevgi. Yani ha yani burada bir gattin nazar. Efendim evet. Yani bir şeyi görmeyeceksin ve yakınlaştıracaksın. Neyi görmeyeceksin? Suçunu görmeyeceksin, günahını görmeyeceksin. Aradaki buzu. Adam böyle yaptı ya. Yani he. Evet. Bence de A çok efendim uygun. Efendim. Nerede bu? Niye çıkmadı bu sefer? Kimi elini saklıyor?
Hocam ha dedi. Yani doğru. İyi buldunuz. Malumatuna an tilka al-usur al-qadimati. Eski çağ, o eski çağlar hakkındaki bilgilerimiz mebniyetun alel hads ve tahmini. Hads. Evet, sezgi demek hads. Sezgi ve tahmin üzerine kuruludur. Evet. Efendim tebni ala. İz tetevaffer ledeyne malumatun cemmetun. Zira yanımızda çokça bilgi var. Efendim. Listigraqiha fil kıdemi ve dıya'i akhbari tilkel usuri. Efendim. İstigraq fil kıdem çok eskiliğe dalmış demek. Yani çok eski olmasından ve o dönemin bilgilerinin kaybolmasından ötürü. Cim, lennel mektebetu tesharu bi masadira la hasra leha. Çünkü kütüphaneler efendim sayısız kaynaklarla dolup taşıyor. Hocam zahara yesharu bi ile kullanılan dolup taşmak anlamında bir fiil. İmtele bi. Ama bu ha iktazda. İktazda. Evet, o da bi ile. Efendim iktazda bi. Efendim zahara bi. Efendim dolup taşmak. İktazda. Evet. فسجل المؤرخون كل ما شاهدوه وسمعوه. Tarihçiler gördükleri ve duydukları her şeyi kayıt altına aldılar. Efendim. Kullema. Evet. Lenne ruvate kanu min es-sikati. Çünkü raviler sikalardandı. Yani güvenilir insanlardandı. Evet. Yani evet. Evet hocam. Ne yok. Ne dediniz hocam? B'ymiş hocam. Niye efendim o eski çağlar hakkındaki bilgilerimiz sezgi ve tahmine dayalıyor? Çok eski olmasından. Evet. Evet, dalmak içerisine. Evet. Evet. Mesela istigraka fit tefkir hocam kendini düşünceye verdi. Yani efendim evet daldı anlamında. Tetevaffaru evet bol bol bulunması demek. Hatta veffara az önce güzel bir anlam verdin. Sen sağlamak dedin değil mi? Sağlamanın aslı da bol bol bulundurmak demek. Veffarahu onu sağladı bulundurdu. Vefir kelimesi oradan bol anlamına geliyor. Vefir. Bol. Bol bol diyor ya. Ben dediler hocam. Evet. Münestikat. Yok baktı şeylere. Zahara Bey dedik. La hasra lehe. Hocam dik. He? Yok la hasra lehe sayısız demek efendim. Onun sayısı kısıtlaması yok. Sayısı sınırsız ve bu la hasra lehe masadırın sıfatı. Niye? Çünkü masadır nekra ve nekradan sonra gelen kendisiyle bağlantılı olan c bir masadıra la hasra lehe. Neyin? Bu zaten yargı bildirmiyor. Niçin sorusunun cevabını veriyor? Tek bir öge. O eski çağlar hakkındaki malumatımız çok eski ve o çağlara dair
bilgilerin zayi olmasından dolayı sezgi ve tahmine dayalıdır. Dıya. Ha, dıya aynla işte zayi olmak, hemze ile ışık demek. Dıyaun. Efendim, evet. Yani şimdi ben hiç bu kadar kelimelerin Arapçada telaffuzlarının birbirine bu kadar yakın, anlamlarının farklı olduğunu şimdi burada hissettim ya, bu kitapları soruları çözünce. Efendim. Dıya aynla, bakınız, zayi olmak, dıya hemze ile olduğunu, ziya ışık demek. Evet. Işıklar demek daha doğrusu. Işıklar. İnsaraf, insarafat, anhul vucuhu, insarafa anhu, yüz çevirdi, evet, uzaklaştı. Yüzler ondan uzak çevrildi, uzak durdu. Ve tenekkere lehun nesu, yok yok, tenekkere lehu en nesu, inkar etti de değil de. Şimdi nekra neydi? Bilinmezdi. Ha, insanlar... efendim onu bir tanımaz hale geldi. Ha, tanımadı. İdafeten ile kevni şahsiyeten zete şöhretin. Olmasına o ek olarak, evet. Yani şöhret sahibi bir kişilik olmasına ilaveten ek olarak demek. Bir bakalım. Lennehu, çünkü o kene mükerreme mübeccilen leden nesi. Çünkü o insanlar nezdinde efendim saygın idi. Efendim tebcil edilen, yani onurlandırılan demek, yüceltilen. Baden kanu yetevesselune ileyhi, iken, yani bir zamanlar ona tevessül ederken. Şimdi baden olduktan sonra demek, yani bu bir zamanlar iken anlamını veriyor. Bir zamanlar böyleydi. Yetevesselûne ileyhi. Evet. Onu vesile kılıyorlardı. Yani ona gidip geliyorlardı. Bir zamanlar ona gidip gelirler. Emme sebebu hizlânihi ve fikdâni kerâmetihi. Evet. Yardımsız bırakılması ve onurunu kaybetmesinin sebebine gelince... İnsaraf, zaten devamı yok. Bu son olacak. İste'e minhu ba'du ekaribihi ve zevihi. Bazı akrabaları ve yakınları ondan iste'e. Utandı. İste'e minhu. Utandı mı? Yoksa kötülük mü gördü? Efendim. İstahya'ya, isteye kötülük gördü o zaman hocam. Efendim. İsteye minhu ba'du. Su'un kötülük demek. Efendim, bu iftial babında. Abi, isteye zor günler geçirmek, kötüleşmek, den dolayı minne üzülmek, minne gülüp küsmek, boşun doğal zaman. Kötü durumda şeymiş. Ama burada şuymuş abi. İsteye bazı akrabaları. Böyle olunca da aşağıya bakabilir miyiz abi? Yok, ama bağlaması lazım. Böyle olmasına rağmen zaten... Ama rağmen yok orada. Yani. Evet, ha, olsaydı. Hayır, bu yargı bildirmiyor. Yardımsız bırakılması ve onurunu kaybetmesinin sebebine gelince...
He yani. Tabii hocam, bir zamanlar herkes onun eline eteğine kapanırken şimdi insan yüzler ondan yüz çevirdi. Evet. İnsanlar onu tanımaz hale geldi. Tevessüle ileyhi. Şimdi idafeten ile de olmaz dedik. Çünkü o insanlar nezdinde onurluydu. İşte tamam da burada madem onurluydu niye o insanları çeviriyor? Hani denilebilir. Şimdi hocam niye olmasın? Başına vav getirseydik çok da güzel olurdu. Evet. Çünkü arasında bir bağlantı yok. Efendim değil, evet. Ama bu bir zamanlar nokta nokta iken efendim bir bakıyorsun yüzler böyle böyle oldu. Bade en ifadesi mef'ulün fih, ne zaman sorusunun cevabını veriyor. Evet, burada tekrarlayalım. Bu bade en işte artı mazi fiil geldiğinde mesela evden çıktıktan sonra efendim yerine evden çıkmışken efendim ya da bunu nasıl tercüme ettik? Bir zamanlar nokta nokta iken şeklinde tercüme edilebileceğini de düşünelim bazen. Uygun düşerse tabii metne. Ha. Kaçıncı soruydu ki o? Efendim 20. Ya bu niye her seferinde kayboluyor? Aha, öyle yaparız. Evet. Evet, C diyor hocam. C diyor. 30. İn agadet evasuru sadakati vel mehabbeti beyne şahseyni. İn agade yapıldı demek, kuruldu demek. Evet. Evasuru sadaka vel mehabbe dostluk ve sevgi ilişkileri alakat asıratun. Evet. Alakat ve sadaka vel mehabbe. Bağlar, ilişkiler. Evet. Ravabıt da diyebiliriz. Efendim. Evet. İki şahıs arasında dostluk ve muhabbet, sevgi bağları efendim kuruldu. Ve ba'de tevsikil alakati beynehuma. İlişkileri güçlendirdikten sonra. Evet. Aralarındaki ilişkileri güçlendirdikten sonra. İşte demek ki bu cümle yanlış. Evet. Evet. Acebe değil de ve ucibe kullun bi sahibihi. Her biri yok. Ucibe kullun bi sahibi. Her biri diğeri tarafından sevildi. Evet. Her biri diğerinden hoşlandı. Evet. Bu diğeri dediğimiz yani arkadaşı. Arkadaşı arkadaşından, arkadaşı arkadaşından hoşlandı. İşte bilmiyorum. El emru ledi hedeme diyamede sadakati hedeme yıkmak. El emru lezi hedeme diyamete sadakati. Bu durum efendim dostluk direğini yıktı. Yıktı. Vezdede kullun minhuma tenafuran ve hıkden. Hıkt, kin. Tenafur, bu da nefret. İzdede kullun minhuma. Onlardan her biri daha da nefret eder ve kindar hale geldi. Yani onların her birinin nefret ve kini daha da arttı. El katiate, katia sürü demek. Mesela koyun sürüsü olabilir, katia sürü ya da bir grup olabilir. Sürüyü unuttular ve ade ile mekane aleyhi. Evet, önceki hallerine döndüler. Mesela orada oyun oynuyorlardı. Efendim, tekrar oyuna döndüler.
Efendim iki kişi arasındaki dostluk ve sevgi ilişkileri kuruldu. İnakade kuruldu. Efendim. Sonra sürüyü unuttular. Efendim ve önceki bulundukları hale döndüler. Tabi normal iki kişi arasında ilişkiler efendim kuruluyor. Bu durum dostluk şeyini yıktı, desteğini. Her ikisinin de nefret ve kini arttı. Efendim. Beğendi. Beğendi, hoşlandı. Olursa eksik kalır hocam. Niye? Aralarındaki ilişki güçlendirildikten sonra da şöyle şöyle oldu. Evet. İki şahıs arasında dostluk ve sevgi ilişkileri kuruldu ve ama cümle olarak yok bu. Tek bir kelime grubu bu. Yok. Burada tek öge var. İki öge yok. Yok. Bu muzaf bade tefsik el alakat beynehuma da muzafın ile öbeği efendim. Yani ilişkilerin aralarındaki ilişkilerin güçlendirilmesinden sonra mesela sefere çıktılar. Evet. Gibi iş yapmaya başladılar. Anladım da. Ve diyorsunuz bir sahibi ikisini kasteden bir zaman diyor ki bir sahibi iyi diyor. Şey işte her biri arkadaşından hoşlandı. Arkadaşını beğendi. Her biri diğerinden hoşlanır. Hadi. Neyse bak abi. Efendim neydi bu? 30. Efendim 30. B diyor hocam. Ne? B diyor. Hı hı. Ya burada vava da gerek yok hocam. Şey hale de gerek yok. Vava gerek var da hale gerek yok. Yani burada aralarındaki bu ilişkiler kuruldu ve her biri diğerini beğendi. Evet. Yani tabii. İki tane ayrı cümle var. Ne tabii ayrı ayrı cümle vava da atıf vavı deriz. Hal vavı olmasına gerek yok. Onu demek istedim. Baden kâne müstevda'a sırrihi. Müstevda depo demekti. Emanet bırakılan yer. Müstevda'a müstevret. Lan ne kadar birbirlerini çağrıştırıyorlar hocam ya kelimeler. Müstevret. Evet. Tasdir. Yok. Şimdi o kişi kimse işte. Onun sırrının deposuydu. Yani sırrını bıraktığı yerdi. Evet. Bir zamanlar bak sırrının depolandığı yerken yani sırdaşı iken de diyebilirsiniz. Demek ki burada sonradan aralar bozulmuş gibi bir şey çıkıyor. Bir zamanlar sırdaşı iken yani sırrının bırakıldığı yerken efendim ama boşluk öncesinde geliyor bakalım. Munzu evveli emri işin başından beri kâne yeşukku ve yertebu fi sıdkıhi. Onun doğruluğu konusunda şüphe duyuyordu. Tereddüt ediyordu. Daha işin başından beri. Lem yezel ya'tebiruhu min ekseri zümelâhi sigaten. Lem yezel neydi? Hala onu en güvenilir arkadaşlarından kabul ediyor. Cim kenel mezkuru ledel umarai efendim eze kenel mezkuru ledel umarai umaranın katında anılıyordu.
Hah, işte bu anlamı verince hocam el kâne el mezkûra ledel umarâi zâ mekânetin ve hazbetin. Yani burada kânenin haberi. Peki şu nedir dersen, hocam bilirsin sen bunu. Kânenin ismi önceden zâ mekânetin ve hazbetin ne olabilir? Bu da mekâne. Menzile, mekâne, yer, konum. Hali hocam. Evet, evet. Evet. Burada de mekanetin sizce altı çizili olan bu isim tanımlamasıdır. Marife midir, nekre midir? Ve nekra o zaman belirtisiz isim tanımlaması. Yok. Şey, bunu ikiye ayırıyorlar. Anlam alanının daraltılması diyorlar ona. Her izafet en az bu anlamı veriyor. Bir de tarif diyorlar. Tahsis ve tarif. Tarif, marife, belirli hale getirme. Tahsis ise anlam alanını daraltma demek. Tamamen nekra değil. Efendim, ama marife de değil. Bu aradakilere ne diyorlar biliyor musunuz? Bu tabii nekra-i müfide diyorlar. Faydalı nekra, evet. Efendim, marife değil, salt nekra da değil. Efendim, o kişi. Şimdi hocam ben böyle okudum ama bu şekilde önce okuyayım, anlamını böyle vereyim. O kişi emirler nezdinde efendim bir mekan sahibi, mevki, makam sahibi birisi olarak zikredilirdi. Bu şu anki tercümem bu yapıya uygun. Ama bundan vazgeçsek de efendim efendim bunu ismi yapsak kânenin, bunu da haberi yapsak daha uygun düşer görünüyor. Evet. Emirler katında yok. Emirler nezdinde zikredilen o kişi var ya. Ha, o makam ve mevki sahibiydi. Yani bir yeri olan birisiydi. Bu daha uygun. Hepsi kânenin ismi, bu da haberi. Evet. El mezkuru ledel umarâi. Emirler nezdinde o zikredilen kişi var ya, o belli bir konum sahibiydi. Evet. Efendim tagayyara kalbur raculi ala sadiqihi. Adamın kalbi dostuna karşı değişti. Bilmiyorum. Alime enne refikahu mefzukun bihi la yebihu bi sırrin. Bak yubihu diye okunabilir. Bu yok, yubihu diye okunabilir ama o zaman anlamı değişir. Yebihu bisirrin. İfşa etmek. Evet, arkadaşının efendim kendisine güvenilir sırrı ifşa güvenilir olduğunu, sırrı ifşa etmeyeceğini anladı, bildi. Efendim. Oysa bir zamanlar sır deposuydu. Yani sırdaşıydı. Efendim. Bir zamanlar sırdaşıyken adamın kalbi değişti. Hala en güvenilirlerden kabul ediyor olmaz. Çünkü burada bir zamanlar sır deposuymuş, sırdaşıymış. Demek ki sonradan artık sırrını vermez hale gelmiş. Güvenini yitirmiş yani. Niye olmuyor? Daha baştan beri madem doğruluğu konusunda şüphe ediyor, o zaman sırrını verir mi? Tabii. Vermez. Evet.
Burada hala demek ki ona güvendiğini söylüyor. Tabii. Kendine hata. Hala da devam ediyor demesi lazım. Evet. La amele lehum. La amele lehum illel harbe ve nehebe. Harp savaşmak, savaş. Neheb. O da bu da çalıp çırpmak, talan etmek, hırsızlık yani. La amele lehum, onların hiçbir işi yok. Savaş ve talandan başka, evet. Savaşmak ve efendim çalıp çırpmaktan başka bir işi yok. Şimdi burada bir boşluk var. Leysel gazvu, savaşmak, mücerrede kuvveti ve şecaati ve silahin. Sırf güç, cesaret ve silah değildir. Savaş sırf güç, cesaret ve silah değildir. Efendim, buradaki mücerret kelimesine sırf anlam verdim. Sadece nokta nokta değildi tabi diyebiliriz. İbtekeru sınaatin müteaddideten ve hirefen mütenevviyaten. Onlar birçok sanat ve farklı çeşitli meslekler efendim icat ettiler. Onların savaşmak ve talan etmekten, çalıp çırpmaktan başka bir işleri yok. Kânet lehum câliyâtun ticâriyetun fil bahril mutavassıti. Koloni gibi bir şey aslında. Onların Akdeniz'de ticaret kolonileri vardı diyelim. Cahiliyete koloni diyecek olursak. İyi. Min ensar-ı selami. Yedone ilel hudneti. Hudne bu çokça duyuluyor. Yok. Hudne ateşkes. Barış değil, ateşkes. Ama geçici ha. Evet. Efendim onlar barış taraftarlarındandı. Ateşkese çağırırlardı. Ateşkesi savunurlardı. Kânû gârîgîne fil fevdâ vel cehâleti. Fevdâ karmaşıklık, cehalet. Onlar karmaşıklık ve cehalet içinde boğulmuşlardı. Evet. Efendim. Burada hum açısından bakarsak sadece A'da yok. Diğerlerinde hep ilgi zamir var hum. Kehanet, evet. Şimdi sağa geçeceğiz. Efendim. 31, 32. Şimdi 31'de 32 E'ymiş. 32 E'ymiş, 31 o da D'ymiş. Peki şimdi hocam şöyle bir 5 dakika daha şey yapalım. Feleyse fi akbarihi onunla ilgili haberlerde ma yushiri ile ennehu lehu neslen. Onun bir neslinin, sülalesinin olduğuna dair bir işaret edeceğin şey yok. Fi akbari leysenin yüklemi haberi geri kalanı da ismi olup ma ismi mesuldür. Evet. Yani onunla ilgili haberlerde
onun bir neslinin olduğuna işaret eden bir bilgi, bir şey yok. Yok. Peki. Burada da F'ye gelmiş. Ne işe yarar mı bilmiyoruz tabii bilgi olarak. Bir boşluk var. Kâne sahibe usratin kebiretin. Büyük bir aile sahibiydi. Nâlemu ennehu lem yu'akib veleden. Arkada bir oğul bırakmadığını biliyoruz. Nâlemu ennehu lem yu'akib veleden. Arkada bir oğul bırakmadığını biliyoruz. Efendim. Evet, cim kâne yeftekhuru bi kabîletihi ve kesreti adedihi. Kabilesiyle övünür, kabilesiyle ve onların sayısının çokluğuyla övünür, gurur duyardı. Efendim, huve min sükkâni hâzel beledil asliyyin. O, bu ülkenin, efendim, asli vatandaşlarından, evet, yerleşimcilerinden, oturanlarındandı. Oturanlarındandır. Ne'melu ennel cîlel gâdim seyyuhakkigu incazâtin fâigaten. Gelecek neslin üstün efendim başarılar sağlayacağını umuyoruz. Evet, gerçekleştireceklerini umuyoruz. Ümit ediyoruz. Nesil işte sülbünden devam eden kişi efendim demek. Çünkü ne alemi biliyoruz, feleysi olmadı, tekrar peşisine gelir mi? Tamam, o zaman dersin ki, o da şöyle dersin, kendi mesela kabilesinin çokluğuyla övünüyordu ve sayısıyla iktidar ediyordu. Fakat kendisini bir ama kabilesini söylüyor, kendisi var orada. İlla muhalefet edeceksin ya. Ne diyorsunuz? Ben orada B derim. Tamam. Son şuna da bakalım. Ve yusarrihu bime yeculu fi nefsi. Cele yeculu cevalan. Dolaşmak demek. Bime şey yeculu fi nefsihi efendim yani içinden geçiyor demek. Evet. Bime yeculu fi nefsi içinden geçenleri açıklıyor. Yusarrihu açıklıyor. Burada vav var efendim öncesi. Kâne yetereddedu beyne kavlil hakkı vel kavlil kâzibi. Doğruyu söylemekle evet yalan söz arasında gidip geliyordu ve aklına işte içine geleni efendim içinden geleni açıklıyordu. Kâne yurâi efendim ve yuvâribu fî tasarrufâtihi. Evet. Evet, davranışlarında gibi yapıyordu. Efendim. Kâne şucaan ceriyen yekûlü mâ yâtegidû. Cesur idi. Efendim, inandığını söylüyor. Evet, aklına geleni açıklıyordu. Dile getiriyordu. Kâne müteşâimen zâ hevâcise ve kalâkin. Kâbusları ve endişesi olan kötümserdi müteşayimen. Bunun zıt anlamı da mütefaim. İyimser demek. Lem yekun yetecaseru ala ibtai efkari bi sarahatin. Görüşlerini açıkça ortaya koymaya cesaret edemiyordu. Evet. Buyurun. Siz hangisini diyorsunuz?
Yani Yecüvülü fi nefsi içinden geçeni dile getirirdi. Yani cesurdu, inandığını söylerdi. Evet. Efendim. İşte Araplar benzer anlamları tekrarlamayı severler. Bir de şey, yâtekıdü inanç, hani kalple ilgili, öteki de biraz kafa beyinle ilgili. Denilebilir mi acaba? Ha, şimdi cümlelerin ve sözcüklerin Türkçedeki duygusal anlamları seni etkiliyor hocam. Duygusal anlamları. Yok yok, şimdi sözcükler Türkçede, efendim, bizde belli bir çağrışım yapıyorlar ya, olumlu ya da olumsuz. Bu cümlenin çevirisi seni, evet, etkiledi. Anladım ben. Yok yok, burada yok efendim. Efendim. 33 34 açabiliriz efendim. Ha, doğru ya. Bir sonrakiler var değil mi? 33 34. Hocam 33 B 34 C diyor. B'ymiş hocam şu. Öteki de C'ymiş. Evet hocam, buymuş. Yani arkasında bir oğul bırakmadı. Hani kız nesline biz sahip çıkmıyoruz ya. O. Evet.